Bir önceki seçimde yaşadığı İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyesi yenilgilerini nereye koyduğunu, bu yenilgiden sonra neden istifa etmediğini bir açıklayıversin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. seçim mağlubiyetini hazırlayan şey aslında CHP'nin en çok övündüğü şey olabilir mi? Kılıçdaroğlu bu belediyeleri millete tüm Türkiye'yi yönetebileceğini göstermek için bir araç olarak kullanmadı. Belediyeleri muhalefet bloğundaki diğer partileri sindirmek ve Cumhurbaşkanı adayı olmak için kişisel hırsları için kullandı. 13'te 13 yaptı. Şimdi 14'te olsa, 15'te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım. Bu süreçte CHP kazandığı belediyeleri kurduğu masadaki diğer partilere açtı ve belediye imkanlarını tıpkı havuç sopa denklemindeki gibi söz konusu partileri terbiye etmek için kullandı. Masadaki genel başkanlar CHP'li belediyelerin kadrolarına sunduğu imkanlardan olmamak için cüretkar adımlar atamadılar. Kılıçdaroğlu da bu durumu aday olmak için kullandı. Akşener'in başarısızlıkla sonuçlanan masadan kalkma girişimi bunun kanıtlarından biri. Milletimizin ortak iyiliği için iyi niyetle oturduğumuz bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Kılıçdaroğlu tıpkı ittifak ortakları gibi STK'ları ve sanatçıları da belediyeler vasıtasıyla kontrolü altına aldı. 14 Mayıs sürecinde gerek belli başlı STK'ları gerekse de belediye konserleri vasıtasıyla finanse ettiği sanatçıları etkin bir şekilde ismini öne çıkarmak için kullandı. Tıpkı İmamoğlu'nun da dediği gibi büyükşehir belediyeleri özellikle İstanbul CHP için bir nimetti. Ama Kılıçdaroğlu için medya organlarını kontrol etmek adına bir fırsattı da. Onları bu iş için kullanmakta bir an bile tereddüt etmedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan isimlerin bu medya organlarınca ve onlar vasıtasıyla fonlanan gazetecilerce linç edilmesi bunun en büyük kanıtı. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Kılıçdaroğlu son olarak CHP'nin sahip olduğu belediyelerle iş yapan iş adamlarını da kullandı. Onları belediye kaynaklarına bağımlı hale getirerek hem CHP'deki iktidarını korudu hem de kendini koltuktan indirilemez hale getirdi. Ve belki de ona 13. seçim mağlubiyetini getiren şey de bu durum oldu. Zira eğer Cumhurbaşkanlığı yarışında elinde ismini dayatabileceği adaylar olmasaydı şartlar bambaşka olabilirdi. Seçmen eline güç geçtiğinde neler yapabileceğini görmüş oldu.